Evet efendim, herkese merhaba. Bir cumartesi akşamında yine birlikteyiz. Güzel bir gece geçireceğiz hep birlikte diye düşünüyorum. En azından umudum o yönde. Yavaş yavaş Merkür Retrosu'nu da bitiriyoruz. Yani Merkür Retrosu'nun da sonuna geliyoruz diyebiliriz. Bunun için de çok çaba sarf ettik, çok zorlandık, yorulduk. Hatta Mars Koç burcuna geçti. Burada bir takım yeni alışmaya çalışıyorsunuz. Mars'ın Koç burcuna geçme hareketlerine. Yaklaşık böyle bir 6-7 Temmuz'a kadar da burada kalacak. Bununla ilgili böyle bir ısınmaya çalışıyorsunuz, alışmaya çalışıyorsunuz. Çünkü oldukça hızlı ve oldukça şaşırtıcı bir şekilde konular ilerliyor hayatınızda. Biraz zorlayıcı olabilir ama yine de bunlarla bir şekilde başa çıkıyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki bugün 12 tane burcunuzun etkilerini konuşacağız. 12 burcun etkisini önümüzdeki hafta hayatınızla ilgili gelişebilecek olayları nasıl öngöreceğiz? Hepsini öngöreceğiz. Bayağı bir öngöreceğiz. Tabii ki burada astrometik sosyal medya hesabımızda, Instagram hesabımızdan bizlere bağlanabilirsiniz. Şu an evinizde rahat rahat mutfağınızda mı oturuyorsunuz, çekirdek mi yiyorsunuz, işte efendim çayınızı mı içiyorsunuz, kahvenizi mi içiyorsunuz, artık ne yapıyorsanız burada çok rahat bir şekilde bize bağlanıp paylaşabilirsiniz bizlerle birlikte. Haziran ayına girdiğimizin farkında mısınız bilmiyorum. 30'unda, 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve 30 Mayıs'taki yeni ayla birlikte muhteşem bir şekilde yeni bir döneme başlayacağız. Yani Haziran ayı 2022 senesinin koskoca bir 6 ayını tamamladık, gerçekten bitirdik ve Haziran ayına giriyoruz. Zaman içerisindeki kaygılarımız, endişelerimiz, bir takım türbülanslarımız oldu ama artık daha net bir şekilde ilerleyeceğimiz, önünüzü daha net gördüğünüz bir zaman dilimi başlıyor diyebiliriz. Güzel olacağını düşünüyoruz. En fazla hangi burçlar etkilenecek efendim? Az sonra, yani bu az sonra gerçekten bütün bilgileri size vereceğimiz bir az sonra çok güzel olacak. Bir hafta, önümüzdeki ilk Haziran'ın bir haftası özellikle Türkiye açısından, dünya açısından çok şaşırtıcı haberler aldığımız, ekonomik piyasaların böyle şaşırtıcı bir şekilde değişime uğradığı bir zamanı anlatıyor. Çok hızlı kararlar vereceksiniz. Bu kararları nasıl siz bile verdiğinize şaşıracaksınız. Bunu çok iddialı bir şekilde söyleyebiliriz. Instagram canlı yayın almaya, buradan canlı yayına sizleri bağlamaya devam edeceğiz. Burada neler yaşıyorsunuz hayatınızla ilgili, burçlarınıza göre. Bu yeni ayı nasıl karşılıyorsunuz mesela? 30 Mayıs'ta gerçekleşecek yeni ay çok güzel teklifler sunacak size. Kiminiz evlenme teklifleri alacaksınız, kiminiz iş teklifleri alacaksınız, kiminiz belki ayrılık teklifleri alacaksınız. İşte böyle bir teklif. Bunlarla ilgili hayatınızda büyük değişimlere hazır olmanız gerekiyor. Tabii ki bunun devamı var. 30 Mayıs'ta yaşanacak olan İkizler Burcu'ndaki yeni ay 14 Haziran'da Yay Burcu'ndaki Dolunay'la tamamlanacak. Yani demek oluyor ki İkizler ve Yay Burçlarına oldukça iş düşüyor diyebiliriz. Şimdi tabii burada bakın mesajlarınızı ben okuyorum. Bir arkadaşımız diyor ki ya bunlar oluyor bitiyor da hiçbir iş çıktığı yok diyor. Doğru, kendine göre baktığında bakış açısı o yönde. Tabii ki bunları kullanmanız gerekiyor. Hata yaptığınız şey, aslında hatalı olduğunuz şey, astrologları dinleyip kendi hayatınızla ilgili onların dediklerinin olmasını bekliyorsunuz. Gaybı Allah bilir, hiç kimse bilemez. Bizler sadece tedbir alırız, takdir Allah'tandır. Buradaki ince çizgiyi hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Bu çizgi çok ince bir çizgidir. Bunu kaybetmeyin. Sadece kendi fıtratınıza uygun davranışlar sergileyerek, doğru zamanı kullanarak astrolojiyi ve yıldızları bir rota olarak kullanırsanız başarılı olursunuz. Bu programı da o yüzden yapıyoruz. Yoksa bir şeyleri biliyoruz da söylüyoruz değil. Tahminlerimize göre, burada bir insan tahmininde bulunuyoruz. Hayatlarınızı tahmin etmeye çalışıyoruz. Ettiğimiz tahminlerin üstünden sizler de bunları nasıl geliştirebilirsiniz? Bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Yaşamak ciddi bir iş. Yani böyle oturup üstünde uzun uzun düşünüp bağlar kurmanız gereken, aa geçen yıl böyle yapmıştım, bu yılda acaba bununla mı ilgili bir şey yaşıyorum diye oturup böyle düşünmeniz gereken bir zaman dilimi. Oturduğunuz yerden ya ben dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum falan diyen bir yapınız varsa, işte o işler
sizler yani bu farkındalığınız yoksa, gerçekten hatırlamıyorsanız, o zaman yaşantınıza değer vermiyorsunuz. Evren ne yapsın? Sistem ne yapsın? Ne yapabilir yani? Düzgünce istemiyorsanız, hayatı anlamıyorsanız ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Hayatınızı kendiniz değiştirebilirsiniz. Lütfen hayatınızı değiştirme konusunda biraz gayret gösterin, çaba gösterin diyoruz. Biliyorsunuz daha öncesinde burç yorumlarınızı, haftalık burç yorumlarınızı ben sizlere bir video çekerek anlatıyordum. Ama şimdi daha birebir anlatmak istedim. Biliyorsunuz Koç burcu olmamın vermiş olduğu yetkiye dayanarak daha fazla burada canlı canlı sizlerle konuşarak anlatmayı tercih ettim. Şimdi o yüzden bu haftayı da öyle yapacağım. Sizlere bu şekilde anlatacağım. Peki ben yönetmenime sorayım bakayım, bir bağlantı alabiliyor muyum acaba? O zaman bir bağlantı alayım. Bakalım kim ne yapıyor, ne ediyor? Bir kontrol edelim. Bu arada bize istek atabilirsiniz arkadaşlar, katılmak isteyenler. Hoş geldiniz. Tamam. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ay şansıma, o kadar zamandır bağlanamıyordum bir türlü. Nereden bağlanıyorsunuz? 2 ay öncesine kadar İstanbul'da, şimdi Denizli. Wow, süper, evet. Harika. Oh, hoş geldin. Memleketime geri döndüm. Harika, şu an Denizli'desiniz. Aynen, yıllar önce sizden danışmanlık aldım. Harika. Bir hanımefendi de dışarıda galiba. Sesi çok çalkantılı geliyor. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Kızlar neredesiniz? Ben Ankara'dayım. Siz, merhaba, isim nedir? Ankara, isim nedir Ankara? Ankara Neslihan. Küçükçekmece'deki Neslihan. Nesli, hoş geldin. Hoş bulduk. Kızlar metroda ne yapıyorlar? Çekmeyen yerden bağlanıyor. Metroda çekmiyor. Metroda mısın? Tramvayda mısın? İn, durdurun. Durdurun tramvayı. Metroyu durdurun. İndi. İndin mi? İnanamıyorum. Şu an. Vay, bu burçlarınız ne? Ya. Kızlar, burçlarınız ne? Nereden bağlanıyorsunuz? Ben yay. Yükselen yıllı bir yay. Yükselen oğlak. Yükselen oğlak. Onun da yay yerli var. O da yani belli. Anca metrodan böyle bağlanıp inebilirdiniz. Yay burcu yapardı. Bunu başka kimse yapmazdı. Ben gidiyor yalnız. Şu an neredesiniz? Biz şu an inanın durağı bile bilmiyoruz. Biz sana anlatıyoruz. Tamam peki. Neslihan Hanım. Arkadaşım. Durun, siz, durun, sesiniz zaten çekmiyor metro, yer altından bağlanıyorsunuz, durun. Bekleyin orada, kıpırdamayın sakın. Neslihan Hanım. Biz konuşana kadar yukarı çıksın onlar. Siz yukarı metro çıkın, Neslihan Hanım karar öyle diyor. Neslihan Hanım'ın dediğini yapın çabuk. Çıkın çıkın yukarı. Çıkın koşun, çekin bir için. Neslihan Hanım, siz ne yapıyorsunuz Ankara'da? Normalde İstanbul Küçükçekmece'deyim, burada misafirliğe kuzenime geldim. Hoş geldiniz. Ankara'dasınız. Burcunuz nedir? Evet. Terazi. Terazi. Harika. Peki yukarıda hanımefendi, sizi kaçırdık. Biz kusura bakmayın. Sizin de isminizi yok, alalım. Olsun. Rahime ismim. Rahime. Rahime Hanımcığım, siz nereden bağlanıyorsunuz? Denizli. Denizli'den bağlanıyorsunuz. Burcunuz? Evet. Güneş Yengeç, yükselen Balık, Ay Başak. Vav. Wow, süper. Vav. Harika. Evet. Lütfen sizler de, hepiniz kızlar, hepiniz bileceksiniz. Herkes bilecek. Bu programı izliyorsanız ve dinliyorsanız herkes ay burcunu, yükselenini, her şeyi biliyor. Anlaştık mı? Evet. Çok. O zaman şimdi haftalıklarınızı dinleyin. Çok heyecanlı haftalıklarınız geliyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Çok tatlılar ya. Hoşça kalın. Evet, şimdi başlayacağız tabii ki. Koç ve yükselen burcu koç olanlardan başlayacağız. Öncelikle bu hafta onları neler bekliyor? Boğalar, ikizler, devam edeceğiz. Özellikle bu haftanın konusu 30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikizler burcundaki yeni ay olacak. Tabii ki bu yeni ay o kadar önemli bir yeni ay ki, hem hayatımızla hem, bu arada kızlar çıkamadı yönetmenim. Ben onları da çıkartmaya çalışıyorum. Çıktınız, tamam.
Peki. Şimdi Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlardan başlıyoruz. Bu hafta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayın etkisiyle güçlü bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Özellikle iş hayatınızda bir takım teklifler, bir takım projeler söz konusu olacak. Bir şeyler değişiyor hayatınızda. Yeni bir şeyler başlıyor. Yeni bir dönem içerisine giriyorsunuz. İkili ilişkileriniz önemli olurken iletişim o kadar önemli olacak ki sizler için. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni arkadaşlıklar içerisine gireceksiniz. Ve yeni tanışacağınız kişilerle birlikte, yeni karşılaşacağınız insanlarla birlikte yeni işler yapabilirsiniz, yeni projeler yapabilirsiniz, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sanki her şey böyle sallanan bir zemindeydi de siz artık daha sağlam bir zemine geçiyorsunuz. Adeta yeni başlangıçlar içerisinde oluyorsunuz. Tabii ki bir de Satürn gezegeninin Kova burcunda gerileme hareketi olacak. Bu da başlıyor. Bu da sizin 2020 ve 2021 senelerinde yarım kalan, haksızlığa uğradığınız, sonuçlanmamış ne işiniz varsa bunların sonuçlanacağı anlamı taşıyor. Gökyüzü bunu adeta destekliyor. Bir özgürlük fırsatı diyebiliriz sizler için. Bir konuda bir özgürlüğü elde ediyorsunuz. Bir konuda bir özgürlük kazanıyorsunuz. Ve bu gerçekten sizin için çok başka bir özgürlük olacak, yeni bir başlangıç olacak, kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir nokta olacak diyebiliriz. Aşk hayatınız, ikili ilişkileriniz, evliliğiniz, buraya da ilgili bir takım dedikodulara, bir takım yanlış anlaşılmalara, belki bazı sırlarınızın açığa çıkması, belki bazı şeylerin konuşulması gereken bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Daha sakin kalmaya çalışın. Üzerinize atılan iftiralar, yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Daha kontrollü olun. Bazı şeyleri kontrol edebilirsiniz. Bazı şeyleri daha fazla konuşabilir. Kendisi de açıklayabilirsiniz ama etkileşiminiz artıyor. Çevrenizde fark edilmeye başladığınız bir zaman dilimindesiniz. Çok keyifli bir dönem. Para ve parasal konularda, özellikle finansal konularda yeni bir başlangıca gidiyorsunuz. İyi para kazanacağınız bir dönemdesiniz. Harcamalarınıza biraz daha dikkat edin diyoruz bu hafta. Evet, geçiyoruz Boğa veya Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bu hafta Boğa veya Yükselen Burcu Boğa olanlarda özellikle İkizler Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte ekonomik anlamda bir takım kararlar verecekler. Bu hafta dostu düşmanı tanıyorlar. Aslında son birkaç 6 aydır dostu düşmanı tanıyorlar ama bu dönem artık Uranüs'ün de vermiş olduğu yetkiyle bayağı bir her şeyi tanıyorlar. İnsanları çok iyi tanıyorlar. Kimleri arkadan iş çeviriyor, kimleri onları yoruyor, üzüyor. Her şeyin çok çok farkına varıyorlar. Ve bununla birlikte nasıl yöneteceklerini çok iyi bildikleri de bir hafta içine girecekler. Sadece dikkat etmelerini tavsiye edebileceğimiz şey sağlıkları, çok fazla migren ağrıları olabilir. Uykusuz kalabilirler, uykusuzluk hissedebilirler. Biraz bunlara dikkat etsinler, bol sıvı tüketsinler. İnsanlarla asla öfke duyacakları ve tartışmak zorunda kalacakları konular içerisinde olmasınlar. İş hayatlarında, ortaklık ilişkilerinde de yeni bir takım başlangıçlar içerisinde olabilirler. Buna dikkat etsinler. Ay Aslan Burcu'nda 4 ve 5 Haziran'da geçiş yapacak. 4 ve 5 Haziran günleri hayatınızla ilgili bir konuda dönüm noktası gerçekleştirebilirsiniz. Bu tarihleri not alın. En azından bu tarihlerde size öfke yaratacak ya da bazı konularda kaygı ya da endişe yaratacak durumlar gerçekleşirse burada nasıl sakin kalırsanız olaylar da o akışta geçecek. Bu fikir içerisinde olun, en azından bu konuşmayı hatırlarsınız ve daha sağlıklı bir davranış içerisinde olursunuz. Aşk hayatınızla ilgili de bir takım ayrılıklar ya da 2020 ve 2021'de yarım kalan, bazı tamamlayamadığınız konular varsa ilişkilerinizde yarım kalan hesaplaşmalar, bunları tamamlayabilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği gibi konularda bu hafta gündeminizde diyoruz Boğa veya Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet, şimdi ben bir daha canlı yayın almak istiyorum. Ne yapıyorlar? Benimkileri merak ediyorum. Yönetmenim alabilirim herhalde, uygundur değil mi? Bakayım. Kimler var, kimler yok? Hemen yayınımıza alıyoruz. Evet. Çok, o kadar önemli bir haftaya giriyoruz ki koskoca 6 ayı tamamladık arkadaşlar. 6 ay az buz değil. Haziran ayındayız. Hayatımızla ilgili, ilişkilerimizle ilgili çok önemli bir dönemdeyiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Nereden bağlanıyorsunuz bize? Düzce. Düzce'den. Evet, Düzce'den. Burcunuz nedir? Koç burcu. Wow. Ay ikizler. Oo, hepsini biliyoruz.
biliyorum. Harika. Eğitim alıyorum sayenizde. Ay çok tatlısınız. Koç'un enerjisi bir başka değil mi ya? Hadi iki koç birbirimizi övelim. Övelim vallahi. Övelim. Harika gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de öylesiniz. Siz koçlar niye böyle güzeliz? Tatlıyız. Bak enerjimiz nasıl başka yani. Değil mi? Başlatma enerjisine sahibiz ondan. Evet şu an bizi gıcık oluyorlar biliyorsun değil mi? Sinir oluyorlar şu an biz. Bekliyorum. Ama önemli mi sence? Önemli değil yani. Biz devam edebiliriz koçlar olarak. Olsun biz her şeye güleriz. Sıkıntı yok. Evet. Niye böyleyiz? Niye her şeye gülüyoruz biz? Bir garip bir huyumuz var bizim. Neyse olsun. Seviyoruz kendimizi de seviyoruz. Hayatı da seviyoruz. Evet yaşamak güzel bir şey. Yaşamak gerçek anlamda yaşamak hayatımızın güzel. İçerisinde o kadar çok ileri vadeli düşünüyoruz ki. O kadar çok böyle... Kısa vadeli düşünmeyi unutuyoruz ya. O kadar geçici bir hayat içerisindeyiz ki. Aslında anı yaşamayı hatırlamamız lazım. Birilerinin de hatırlatması gerekiyor galiba. Astroloji bizi hatırlatıyor sanırım. Evet, evet. Pandemide tanıştım sizinle. Çok dertlenirdim böyle. Kendi kendime böyle bir sürü dert, bir sürü şey. Aha. Ama böyle dışına bırakmayı sizin yazılarınızla öğrendim. Ne güzel. Hayata daha pozitif bakmayı öğrendim. Ne güzel, ne büyük bir mutluluk. Yaşamda bazı şeyleri de evet, evet. Çok fazla ciddiye almamak gerektiğini bize hatırlatıyor. Kesinlikle. Yıldızlar bence işe yarıyor bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz evet, katıldığınız evet, için. Evet, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz de iyi görüşürüz, bay bay. Hoşçakalın. Ne kadar tatlı, pozitif. Benim koçlarım pozitif ya. Koç ve yükselen burcu koç olanlar diye. Ben bir daha başa sararmışım, ne yapayım? Falan ne ben bir daha koçları anlatacağım der. Öyle işte koç burcu olunca iki yükseliyorsunuz sonra iniyorsunuz. Bir kafanız bir şey atıyor falan böyle bir karışık duygular yani. Ama yani gerçekten koç burcu arkadaşlarınız olsun en azından gidersiniz. Yani en azından eğilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız koç burcu astrologunuz olsun izleyin. Açın izleyin ona da gülersiniz. Evet efendim ben neyi anlatıyordum? İkizleri anlatıyordum. İkizler veya yükselen burcu ikizleri olanlar. Bu hikayede yanan sizsiniz. Şaka yapıyorum. İkizler burcundaki yeni ay sizde. Yine aksiyonlar. Yine bol bol aksiyonlarla dolu bir zamana giriyorsunuz. Bir tünele giriyorsunuz. Zaten aksiyonunuz bitmiyor. Çevrenizdeki yarattığınız aksiyon, action ayrı. Siz ayrı. Ama yeni bir başlangıç içerisindesiniz. Aşk hayatınız. İlişkileriniz, belki de hiç uzun zamandır haber alamadığınız bir, beklediğiniz bir haber mesela o kalkıyor, o haberi alıyorsunuz. Onunla ilgili yeni bir başlangıç yapıyorsunuz, yeni bir dönem içine giriyorsunuz. Evet ikizlerin gerçekten yüzü güler mi? Sanırım artık güler. Bir kraliyet yıldızıyla kavuşuyor bu yeni ay. Adeta krallara ve kraliçelere yakışan düzeyde bir karşılaşma belki de. Belki olabilir, niye olmasın? İş hayatınız şekilleniyor, ilişkileriniz şekilleniyor. Eğer bir takım haksızlıklar ve adaletsizliklerle uğraşıyorsanız bunlar da şekilleniyor. Bunlarla ilgili de net olaylar kazanıyorsunuz. Genelde ilişkileri yöneten yerde gerçekleşecek olan bu yeni ay sizin ikili ilişkilerinizde büyük bir farkındalığa, büyük bir değişime götürecek düzeyde olacak. Çünkü insanlara ve olaylara gösterdiğiniz tutum sizin hayat akışınızı değiştirecek. Neden bir dolunayın, bir yeni ayın olduğunu bilmenize ihtiyacınız var biliyor musunuz? Çünkü evet kader olduğu gibidir ama kaderinize yön veren, hani diyoruz ya çabamıza bağlıdır. İşte bu yeni ay ve dolunay fazları aslında ne kadar çaba göstermeniz gerektiğini ya da ne kadar göstermemeniz gerektiğine dair bir işarettir. İşte bu yeni ay ikizler için diyor ki, çaba göster, kaderin değişme noktasında yeni bir başlangıca giriyorsun. Beklentilerin, evet bugüne kadar gerçekleşmemiş olabilir ama bu ikizler yeni ayında neden gerçekleşmediğini, niye bunları yaşadığını anlayacaksın. Yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal bir çevre içerisinde olma ihtimaliniz var. Eğitim planlarınız ve kariyer planlarınız adeta değişiyor. Yeni bir yön içerisine gireceksiniz, yeni bir karar veriyorsunuz. Devletle ilgili işleriniz varsa, belki... Bir teklif alıyorsunuz. Belki hukuksal konularınız varsa burayla ilgili bir teklif alıyorsunuz. Burada önemli bir kazanım içerisinde olabilirsiniz. Planlarınızda yeni değişimler olacak. Yeni böyle rota yeniden hesaplanıyor ikizler için. Adeta baştan hesaplandığı bir dönem içerisindesiniz. İnsanlara ve olaylara karşı yaklaşımlarınıza lütfen dikkat edin. Adeta hayatınızı değiştirecek düzeyde olacak. Yeni bir başlangıç içerisine gireceksiniz.
Sadece biraz öfke duyabilirsiniz. Haftanın başlarında çok gergin, karar veremiyor. Ne yöne gideceğinizi bilmiyor, tavrı içerisinde olabilirsiniz. Burada çok fazla böyle davranmayın, sakin olun, çok fevri olmayın. Çok kaygılı ve endişeli olmayın. Duygularınızı daha iyi kontrol edin. Böyle çok gelgitli hissedeceksiniz. Bunu kontrol etmeye özen gösterin diyoruz efendim. Şimdi ben yine buradan birazcık hem yorumları okumak istiyorum hem de yayına birilerini almak istiyorum. Çünkü alabiliriz değil mi yönetmenim? Bakalım kim var, kim yok? Bakıyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Televizyona çıkmak isteyenler çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin, televizyona gelin. Bakayım, alın. Efendim hoş geldiniz, merhaba, iyi akşamlar. Bu güzellik nedir böyle? Teşekkür ederim. Güzel gördünüz öyle. Ağır çok güzelsiniz yani şu an evin salonunda böyle bir kadın oturuyor düşünsenize. Yani güzelliğe, güzelliğe bakın yani. Yok o kadar valla, o kadar haksızlık etmeyeyim. Sinem Hanım. Evet, evin balkonundan sesleniyorum. Ben korktum böyle dışarı, arka uçurum gibi duruyor. Neredesin dedim. Hayır. Akrep burcuyum, yükselenim kova, Satürn döngüsündeyim. Ondan bir uçurum arıyorum. Ne güzel ifade ediyorlar kendileri de. Yok öyle bir uçurum canım benim. Burada tek yer, astromatiğin kolları, atacağınız tek uçurum orası. Başka kesinlikle. Yok. Atın. Kesinlikle. Aynen, gönderin gelsin. Ne yap? Burçlar nedir? Önce sen akrep. Ben aynı. Aynı burcum. Ben senin? Boğa burcuyum, yükselenim aslan. Boğa burcu. Ay burcum, evet. Oğlak. Ay burcun oğlak. Ay. Ay burcu oğlak olmak zor. Yani oğlak olmak zaten zor da. Ay burcunun oğlak olması ne demek? Değil mi? Haksız mıyım? Sinem biliyor. Hepsi de Sinem biliyor. Ay burcunun oğlak olması ne demek Sinem? Evde bir oğlak baba, bir oğlak abla ile yaşayan bilir. Düşün ya, bu kadın ne yapsın kendiyle, ne yapsın bu kadın? Kendisi. 3 tane erkek bir evde, biri aslan, biri koç. Evde. Diğeri akrep, eş akrep, terazi. Maşallah, ne varsa hepsi evde, sen de tabii yapacak bir şey yok yani. Bir akreple evli olmak nasıl bir duygu? Akrep mi eşiniz? Eşiniz akrep. Yükseleni terazi. İyi, bari oradan diyeceğim ama işte nasıl, bak soruyor, bir akreple evli olmak nasıl diyor, soruyor. Bak, sen kaç göz yap, biz anlarız. Ben anladım. Siz anladınız değil mi? Akrep dolunayında akrep sevgilimden ayrıldım da ondan sonra. Ben de. O da aymış ama adam evde oturuyor. Bak şimdi. Sakinliğimi hiç bozmuyorum. Boğa burcu kadınının evde terk etme modeli bu. Ya sadece diğer mutfağa geçiyor. Boşandın mı? Boşanmadım. Geçtim, odaya geçtim. Tamam, boşanmadım. Ayrı. İşte, yok anladım ben zaten. Anladım, diğer odaya geçmişsin. Değişimi başlatmış en azından. Buna da şükredelim. Efendim. Ayrı evlerdeyiz. Ha, odaları büyük da iş. Evleri de değiştirdik. Büyük iş. Bir boğa için büyük iş. 1,5 yılda anca. Anca. Peki. Kesinlikle. Efendim. Peki. Kendinize çok iyi bakın kızlar. Devam ediyorum. Akrebe gelene kadar teşekkür iyi dinleyin. Teşekkür ederim. Haydi hoşçakalın. Tamam. Bay iyi bay. Akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok tatlılar ya. Gerçekten çok şekerler. Şu an okey. Çıkarttım. Evet efendim. Şimdi ikizleri anlatmıştık. Yengeçlere geçiyoruz. Yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar. Ben de bildiğin ana haber bülteni sunuyor gibiyim. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, aşağıda flash diye falan verebilir misiniz yönetmenim? Ama şimdilik gerek yok tabii siz. Gerek yok yani, tabii ki ne gerek var. Yine yengeçler o tam şaştı, flash demeye başladım yani. Neyse, yengeçleri düzgün, usturuplu bir şekilde anlatayım. Evet, yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Neresinden başlayayım bilemedim. Bir şey anlatmışım, destan anlatmışım kendileri için. Efendim onların bu hafta iş hayatları, aşk hayatları, her şey mi birbirine karışır? Zaten her şey karışıktı ama sanki böyle daha da bir güzel karış. Sanki böyle daha da bir güzel karışacaksınız. Ama olsun, hiç önemli değil, halledeceğiz.
güzel bir dönem içine giriyorsunuz. Sadece bu hafta çok şaşırtıcı, şok edici bir takım haberlerle karşılaşabilirsiniz. Geçtiğimiz birkaç hafta önce de karşılaşmıştınız. Sanki bunların bir benzerleri olabilir. Burayla ilgili bazı karşılaşmalar olabilir. Aşk hayatınız ve duygusal dünyanız gerçek bir türbülansla. Ne zaman bir türbülansla değildi ki zaten. Ama bu seferki gerçek bir karar aşaması. Bir takım konularda karar vermek isteyeceksiniz. Çünkü gerçekten nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl gideceğinizi siz de çok bilmiyorsunuz ama bir yere doğru gidiyorsunuz. Yani yol o kadar güzel ki. Burada yorumları okuyorum. Yorum yapıp kendi kendine eğlenen bir astrolog olarak. Aygül abla beni de yayına al diyor, yazıyor. Ya kolye linki yazmış, ceket linki yazmış. Şu an televizyon yayınında olduğumuzun farkında mısınız ya? Allah Allah, televizyon yayınında ne linkinden bahsediyorsunuz? Ciddi bir iş yapıyoruz burada. Evet, ben yengeçlerden devam ediyorum. Bu hafta parasal konularda büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Anneniz, babanız, ailenizde birilerini bir yerlere taşıyabilir. Taşınmayla ilgili işlemler gerçekleşebilir. Burayla ilgili bazı yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Bazı sorumluluklar gerçekleşecek. Kendinizi bir konuda savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bir konuda savunacaksınız ya da hesap soracaksınız bu konuda. Ne hesap soracaksınız bakalım bu hafta içerisinde. Ayın Aslan Burcu'nda ilerlemesi 4 ve 5 Haziran sizin için çok önemli tarihler. Burada ego savaşlarına dikkat edin. Biriyle çok büyük bir ego savaşı içerisine girebilirsiniz. Bu ego savaşı içerisine girmeyin. Aslında bu siz değilsiniz. Yani siz biriyle ego savaşına girecek biri de değilsiniz. Yani buna çok fazla kapılmamaya dikkat edin. Beklenmedik şaşırtıcı olaylar karşısında da çevrenize sorarak, danışarak, fikir alarak hareket edin. Yengeç ve yükselen burcu. Yengeç olanlar, ödemelerle ilgili sıkıntılar çıkabilir. Bankanız bir şeyin üstüne işte atıyorum bir engel koyabilir. Ya da banka vergilerle ilgili işlemlerde bir takım problemler olabilir. Bunları çok iyi dengeleyerek hareket edin. Burayla ilgili daha sağlam adımlar atın diyebiliriz yengeçlere. Bir şeyleri kaybetmemeye bu hafta dikkat edin. Kaybedebilirsiniz, unutabilirsiniz bir yerlerde. Bir takım arızaları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Evinizde bir şeyler arızalanabilir. Bunlar önemli olabilir. Belki geçtiğimiz haftalarda terfi edemediniz, yöneticinizle konuştunuz. Size az bir para verdi ya da terfi etmenizle ilgili sıkıntılar yaşandı. Bu hafta gidip ikizler yeni ayı da gerçekleşiyor pazartesi günü. Özgürce gidin, bunu haklarınızı alın ve konuşun diyoruz. Tabii ki aslan ve yükselen burcu aslan olanlara geliyoruz. Sevgili aslanlar, sizler için de bu hafta gerçekten ikizler yeni ayı adeta bir şeyleri hazırlama, bir şeyleri yenileme dönemi. Bir şeyleri yeniliyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Yeni bir liste çıkıyor karşınıza. İş hayatınızda yeni adımlar atacaksınız, yeni hedefler koyacaksınız. Bu ikizler yeni ayı ile başlattığınız her şey sizleri büyük bir değişime, bir farklılığa götürecek. Yeni bir başlangıca gidiyorsunuz, bir proje başlatacaksınız ve belki yaptığınız sektörde, yaptığınız alanda adınızı çok güçlü duyuracaksınız. İş ortamında bir türlü yüzünüz gülmedi. İlk önce hevesle başladığınız her şey sonucunda hep bir hayal kırıklığı oldu. Mutlu etmedi sizi, onurlandırılmadınız, takdir görmediniz, mutsuzluklar yaşadınız. Ama şimdi böyle olmayacak. Şimdi yeni bir şeyin ucundasınız, yeni bir başlangıç. Belki bir milat, belki bir başlangıç, belki hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapma noktasına gideceksiniz. Bir marjinal yaklaşım. Değişin, değişmekten korkmayın. Sizler hep farklı şeyler yapmayı seven insanlarsınız ama çevrenizdeki insanlar maalesef bu konuda sizleri çok desteklemiş olamadı. Çünkü Plüton Oğlak Burcu'ndaydı biliyorsunuz 2008'den beri. Aslında birçok aslan ve yükselen aslan 2008'den beri onu istikrarı tutturamadı diyebiliriz. Şimdi yeni başlangıçlar içerisine giriyorlar. Aşk ve sevgi anlamında da bir takım sen ben kavgaları içerisine girebilirler. Bunlara da dikkat etsinler. Bu kavgalar içerisine de girmesinler. Onların böyle kavgalara ihtiyacı mı var canım? Gerek mi var? Yani sen ben kavgasına ne gerek var? Siz sizsiniz. Yani sensiniz zaten. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Bakıyorum aslanlar yazıyor mu? Bu arada da Allah'ım ne yorumlar var yani gerçekten. Şu yorumları televizyona vermiyorsunuz ya yönetmenim ya. Yani vallahi şu bak liderliğim taçlanacaktır artık diyor. Kendilerini övüyorlar. Nasıl güzel övüyorlar. Neyse aslanlarımız bu sefer sadece
4 ve 5 Haziran'da ayın Aslan Burcu'nda olması, Satürn'e karşıt olması annenizle, kadın figürleriyle tartışmalara girmemeniz gerekiyor bu hafta. Gerilim yaratmayın, ego savaşlarına girmeyin, kadınlarla çatışma içerisinde asla olmayın. Tam tersi, bir kadından güç alarak yeni bir başlangıca gideceksiniz. O kadın figürü duygusal olarak da sizi adeta tamamlayacak. Bu hafta bu mesajları ve şifreleri okuyarak hareket edelim. Evet, yayına birilerini daha alabilir miyim? Peki, Başak ve Yükselen Burcu Başak olanları da anlatıyoruz. Başaklar, bu hafta içerisinde yönetici gezegeniniz Merkür'ün Boğa Burcu'nda artık ileri hareketine geçmesiyle birlikte derin bir nefes aldığınızı işaret ediyor. Gerçek anlamda özellikle iş hayatınızda bir takım aksilikler yaşanmış olabilir. Yeriniz değişti, terfi ettiniz, belki terfi etmediniz, görevden alındınız. Belki başka bir göreve gönderildiniz. Çalışma arkadaşlarınızla bazı küslükler, tartışmalar, kavgalar olmuş olabilir. Geçimsizlikler olmuş olabilir. Yanlış anlaşılmalardan da bunlar. Bunların bu hafta telafisi söz konusu oluyor. Belki müşteriniz, belki bir öğrenciniz, belki öğretmeninizle yaşadığınız gerilim o kadar tatsızdı ki, o kadar kırıcıydı ki. Burada bununla ilgili bir çözümleme gerçekleşecek ve burada belki bir haklılığınız anlaşılacak diyebiliriz. Bir konuda haklılığınız anlaşılıyor. Bir yeni bir eğitime başlıyor olabilirsiniz. Yeni bir eğitim kararı alacaksınız bence. Bu eğitim kararı sizi yeni bir başlangıca götürecek. Tabii ki bunu yaparken de, bu eğitim kararını yaparken de ileride işiniz olması için yapacaksınız. Yani bu yeni bir iş alanı olabilir. Belki rütbeniz değişiyor, tayin olacaksınız, belki yeni bir yere geçiş yapacaksınız. Birçok değişim bu hafta hazırlıklı olmalısınız ama asla bunlara da karşı gelmemelisiniz. Çünkü gittiğiniz ve yaptığınız şeyler gerçekten çok anlamlı, çok değerli ve çok güzel olacak diyoruz. Başaklara da. Adeta başaklar için şöyle bir not almışım. Çok iyi para kazanacaksınız. Parasal konularınıza dikkat edin demişim. Mesela parayla ilgili konularınız bu hafta kesinleşiyor. Sağlığınızı ihmal etmiyorsunuz. Para alışverişlerinize ve parasal konularınıza ekstra dikkat ediyorsunuz. Ekonomik açıdan büyük bir değişim zamanı sizler için geliyor diyebiliriz. Diyor ki inşallah müdürüm Başak tayini çıkar yazmış. Hadi müdürünün adını da ver. Ver müdürünün adını da söyleyelim. Artık hanginizin tayini çıkıyor bilmiyorum yani. Benim tayini çıkarmışım. Söylermişim. Evet bakayım. Başka yorumlara gelsin paralar demiş diğeri de. Evet, canlı yayın için hazırız diyor. Haydi o zaman canlı yayın için basıyoruz tuşa. Bakayım alayım. Kim geliyor? Kim geliyor? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tamam. Efendim siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bir saniye. Yorumları kapattım. Tamam. Ben söyleyeyim mi? Evet, başla, söyle. Başağım yükselen Başak, ay burcum Kova. Seni aradık. 82'liyim. Çilem bitti mi? Bir şey diyeceğim, ne yapıyorsun şimdi? Hangi çilehanedesin? Her türlü. Şimdi merkezi bildir nereden? Aşağıdaki ne yapıyor? Uyuyarak açmış. Uyuyor mu? Tavan bakıyor. Kim var yanda? Nasıl alayım? Kızlar, yıldız hanginiz? Ben. Yanlış birini çıkarttım. Koç. Yıldız sensin. Diğer Yasemin mi? Marmaris. Helin? Yeşim ben. Ha, Yeşim sen, Helin gitti. Helin ya, uyuyakalmış bence o. Evet ben. Ben var, bu istek atmış, uyumuş orada televizyonun karşısında bak. Yemin ederim dünyanın en komik yayını ya. Kızım kalksana yayına, canlı yayına bağlandın. Kaldıramıyorum da şeyden. Uyuyor, yemin ediyorum uyuyor. Hey kızlar, hadi biz bize konuşalım. Şimdi 82'li Başak. Evet benim. Tamam söyle, ne oldu? Anlat bakayım, ne çilesiymiş bu? Allah aşkına bir anlat, ne yapıyorsun? Haksızlığa uğruyorum. Mesela çalışma hayatın var mı?
Ev hanımıyım. Ya ev hanımısın. Peki şey çocuk? Var 3 tane. Burçları ne? Oğlum balık. Surata bak. Oğlum balık. Kızım da balık. Diğer kız. Çocuklardan o kadar şey ki memnun olmamış ki mümkün olsa baştan bir deneme yapacak kadın. Evet. Oğlumla kızım balık ikisi de ama diğer kızım akrep. Diğeri hepsi su elementi. Ne yaptın sen? Sen toprak, eşinde kova. Eve bak toprak, hava, su. Ateş hiç yok. Kimse bir şey başlamıyor. Herkes şikayetçi. Herkes şikayetçi. Peki yan taraf, hemen yan tarafa bağlanalım. Efendim siz? Evet, ben koç. Hoş koç. Geldiniz Koç Hanım. Evet, yükselen koç. Ay, ha, sizle daha önce konuşmuştuk galiba, bağlanmıştınız diye. Benle 5-6 kere konuştunuz. Ben Marmaris'ten de bağlandım. Evet, hoş geldiniz. Evet, hoş ameliyat olmuş. Evet, ben de 3 tane çocuk var. Maşallah. Birisi koç, birisi aslan, ikizleri aslan. İkizleri aslan. Siz kaç doğumlusunuz? Birisi de kovaya yer. 72. Maşallah ne güzel, hiç göstermiyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sürekli takip ediyorum. Çok gerçekten teşekkür ederim. Çok mutluyum sizinle. Ya çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Bu çok güzel bir şey söylediniz biliyor musunuz? Bazı insanlar bazı insanlara iyi gelir. Hiçbir şey olmasa da. Çok iyi geliyorsunuz. Evet. Mutlu yani olmak. Benim ne hissettiğimi o gün söylüyorsunuz. Aynısını diyorum, ben hissediyorum. Nasıl biliyor diyorum. Yani ne güzel. Şaşırıyorum. Ne gerçekten. Kadar güzel. O gün çok üzgün oluyorum. Takmayın diyorsunuz. Diyorum ki Aygül Hanım takma dedi. Takmayacağım diyorum. O gün çok mutlu geçiyor. Ay ne mutlu sayesinde bana. Bir sürü aydınlanma yaşadım sayesinde. Ay ne güzel. Estağfurullah. Ne mutlu bana. Allah, çok teşekkür Allah ediyorum. Allah kullarına bazı konuları, bazı konularda birbirlerine vesile kılar. Yardımcı gönderir. biz de birbirimize vesileyiz. Ben nasıl sizleri bir araya getiriyorsam aslında amacımız bir araya getirip sizlerin de dostluk kurması, bir arada olmanız. Herkesin herkese bir şeyi var. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Başakların çilesi bitecek efendim, korkmayın. Az kaldı. Koçların çilesi yok zaten biliyorsunuz. Yok. Koçun çilesi olmaz. Siz çileli koç gördünüz mü? Ben görmedim efendim. Yok, ben gördüm. Çok... En fazla 3 saniye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Çok tatlı, güzel hanımefendilerle de konuştuk. Ne güzel. İyi ki varlar. Çiçek gibiler. Evden bağlanıyorlar. Aslında burada ne güzel. Birbirimize umut oluyoruz. Ne yaptığımızı görüyoruz. Her şey çok doğal sürecinde gerçekleşiyor. Hiç biz önceden konuşmuyoruz. Haberimiz yok birbirimizin. Bir de Türkiye'de gerçekten İlk diyebiliriz yani Instagram'dan bir televizyon yayınına bağlantı alıyoruz ve bu bir canlı bağlantı. Öyle herkesin harcı değildir efendim diyelim. Bu arada Koç hanımefendiyi de gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet, terazi ve yükselen burç terazilerde mi kalmıştık yönetmenim? Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar bu hafta içerisinde Boğa burcundaki Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte iş hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz. Ekonomik açıdan daha rahat günler içine giriyorsunuz. Aslında teraziler 2012'den beri acayip zorlayıcı etkiler içindeydi. Yani gerçekten zor geçti bazı şeyler. Şimdi bir takım konuları tamamlıyorlar. Miras, hukuksal konular, nafaka, belki bunlarla ilgili işleriniz varsa bunlar bu hafta tamamlanıyor. Venüs ve Mars'ın da destekleyici açısıyla birlikte çok çaba gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alıyorsunuz. Bu hafta çok önemli bir hafta olacak sizler için. Ayrılmalar, boşanmalar, çok şaşırtıcı süreçler yaşadınız. Bunları siz de beklemiyordunuz. Bu kadar şaşırtıcıydı ki sizin için. Beklediğiniz bir dönem değildi. Şimdi gerçek anlamda bunlarla ilgili sonuçlar aldığınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bu yeni ay sizleri değiştirecek, dönüştürecek ve yeni bir başlangıca götürecek diyebiliriz. Eğer yalnızsınız, aşk hayatınızda hiç kimse yoksa, burayla ilgili de yeni bir takım başlangıçlar yapacağınız yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Zaten Merkür Retrosu da son buluyor efendim. 3 Haziran'da artık Merkür'ü gönderiyoruz. Elveda Merkür diyeceğiz ve ondan sonra yeni işler, yeni ilişkiler, her şey başlayabilir hayatınızda. Sanki hayatınıza olgun biri girecek ya da daha olgun, daha bilge, size yardımcı olabilecek biri sizinle birlikte olacak ve size destek verecek diyoruz. Terazi ve yükselen burcu. Terazi olanlar sizler için güzel bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.
İçinizdeki bazı mutsuzluklara adeta çözüm buluyorsunuz. Yeni başlangıçlar içerisinde çekiliyorsunuz ve kendinizi daha güçlü, daha enerjik ve daha aktif hissedeceksiniz. Sadece iş hayatınızda bir takım manipülasyonlar içerisindeyseniz burada sabırlı olun. Mobbinge uğramak, belki bir konuda hatanızın yüze vurulması gibi konularda bu hafta konuşulabilir diyoruz. Evet, akrebi anlattıktan sonra sanırım bir yayın daha alabilirim değil mi? Akrebi de anlatıyorum. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, boğa burcundaki Merkür'ün ileri hareketine de bu hafta geçmesiyle birlikte iş hayatınız ve ilişkileriniz, ortaklıklarınızla ilgili büyük değişimler söz konusu olabilir. Müşterileriniz varsa, müşterilerinizle ilgili bir takım konularda eksik kaldığınız, zorlandığınız konular varsa bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlara giriyorsunuz, yeni adımlar atacaksınız, yeni kararlar vereceksiniz. İkili ilişkilerinizde çok önemli bir takım konuşmalar yapabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili olabilir. Belki çok kızgınsınız, öfkelisiniz, birçok şeyi yapıyorsunuz ama yaranamıyorsunuz ya da ödül alamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Burayla ilgili gerçek anlamda mutsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu hafta bununla ilgili sonuçlar alacaksınız. Daha fazla ilgi görmek, daha fazla saygı görmek belki de istiyorsunuz. Bu da çok en doğal hakkınız, bunu yapmak zorundasınız. Sağlığınızla ilgili bir takım sıkıntılar ya da zorluklar yaşadıysanız burayla da ilgili sonuçlar alacaksınız. Buradan güzel sonuçlar içerisinde olabilirsiniz diyoruz. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, Satürn'ün kova burcundaki geri hareketiyle birlikte de evinizle ilgili bir takım sorumluluklar, evle alakalı sorunlar, evin içerisinde bir takım değişimler, belki ev içi değişikliklere ya da tadilatlara gitme gibi durumlarınız olabilir. Burada bir takım değişimler içerisinde olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar içerisine gireceksiniz. Çocuklarınız varsa çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgili sorumluluklar içerisinde de olmanız mümkün olabilir. Bu hafta içerisinde çok etkileyici olacak. Sadece 2 ve 3 Haziran'da biraz daha baş sisteminize dikkat edin. İkili ilişkilerinizde de çok fevri kararlar vermemeye özen gösterin. Seyahatlerinizin arttığı, yeni bir düzene geçtiğiniz bir zaman başlayacak. İkizler yeni ay ile birlikte sorumluluklarınız değişiyor diyoruz. Ve yay veya yükselen burcu yay olanlara geçiyoruz. Evet, yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, bir süredir aksayan işleriniz, bir süredir sonuç alamadığınız işlerinizle ilgili sonuçlar alıyorsunuz. Yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Belki bu hafta içerisinde bir iş teklifi alabilirsiniz ya da yarım kalan bir işinizin tamamlandığı haberini alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili artık her şey yoluna giriyor. Uzun zamandır duygusal anlamda yorgun bir yay burcu vardı karşımızda ama artık değil. İkizler burcundaki yeni ay size yeni teklifler, yeni iş birlikleri, yeni dostluklar getiriyor. Yeni kararlar vereceksiniz. Artık 3 Haziran'daki retronun bitmesiyle de birlikte ikili ilişkilerinizdeki düzene giren konular sizleri daha cesaretlendirecek başlangıç yapmanızı. Belki ev alım satımı, belki bir arsa, belki bir yatırımsal konu, parasal konularla ilgili bir artış gündeminizde olabilir diyoruz. Yeni başlangıçlar olacak. Eksiklikleriniz ve yarım kalan işlerinizi tamamlama haftası. Eğer burayla ilgili sorunlarınız varsa bunları da bu hafta içerisinde tamamlayabilirsiniz diyoruz yaylar. Sadece araçla ilgili problemleriniz varsa, araba alım satımı, kazalar, ufak tefek riskli kazalar, bunlara bu hafta dikkat edin. Belki bunlar bir şeyleri böyle aksatabilir. İş arkadaşlarınızın iş ortamınızdaki değişimleri ve ayrılışları sürpriz olabilir. Onlarla ilgili bazı gelişmelere dikkat edin. Belki bir arkadaşınızın işten birden ayrılma kararı sizi düşündürebilir, sorumlulukları size verebilir. Ama bunları kötü olarak da yorumlamayın diyoruz. Ve geçiyoruz Oğlak veya yükselen burcu Oğlaklara. Geçmeden önce bağlantı alayım mı? Tamam, alıyoruz. Hoş geldin Büşra. Bir saniye. Ay, şaşırdım bir anda. Ama ben bir anda üstü atmışsın istek, hemen aldım bakayım. Doğrudur. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Teşekkürler. Yine bir adeta tavanımız var aramızda. Tavan, tavan diye ben yine bağırmaya başlayacağım. Hoş geldiniz. Büşra'cığım nereden bağlanıyorsun? Ben Ankara'dan katılıyorum. Tam şimdi yükselen burcumu dinliyordum. Evet. Çok güzel bir şans oldu. Harika. Yükselen burcun yay. Evet. Belli. Enerjinden. Peki aşağıdan devam edelim kızlar. İsim ve katıldığınız yer. Kim gözüküyor aşağıda? Evet, tanıyoruz galiba. Evet. İsimler nedir kızlar? Ben ne yapayım diye. İsim nedir kızlar? Aşağıdakiler. Büşra söyledi. Ayşe ben. Ümmühan. Denizli'den katılıyorum. Ayşe'cim, Ümmühan. Burçlar nedir? Balık burcu, yükselen boğa. Tamam. Senin? Evet. Ayşe senin? Benim kova, yükselen ikizler. Ayım yengeç. Kaç doğumlusunuz? Ben 93'lüyüm. Sen ben 84'lüyüm. Maşallah hiç göstermiyorsun. 89. Sen 89. Hiçbiriniz göstermiyorsunuz. Helal olsun size. 84. 99 bende. Sen 99'lusun. Ay o kadar ne kadar farklı bak kuşak olarak. Sen Satürn akrepsin. Sen Satürn koçsun. Senin Satürn, sen 80 kaç demiştin Büşra? Yok 93. Sen Satürn kovasın. Evet. Sen Satürn kovasın. Satürn koç, Satürn akrep. Benim Satürn akrem. Akrep. Akrep aynen. Doğru aynen. Ne kadar hepinizin aynen. Çok farklı deneyimleri var. Hepinizin çok farklı hayat görüşleri var aslında. Sadece güneş benim, burçlarınızın olması değil. Aranızdaki en acıdığım kişi çok, 84'lü. Aranızdaki en acıdığım kişi 84'lü. Duymuyor bile beni. 84'lü. Evet ben. 99'ların hiç acımıyorum 99'lara. Onların 90 yönetmen diyor ki 97'lere acıyor musunuz diyor. Herkes kendi derdinde tabii ki. Yok onlara tabii da ki. onlara da acıyorum ama 84'lere ayrı bir acıyor. 93'lüler evet. Ayrı isyankar. Ben 84 olarak zaten acınacak değilim. Evet. Ben seni biliyorum. Hemşerim ben seni biliyorum. Ben de 84'lüyüm. Ben de oradan geliyorum. O tünelden geliyorum. Tünelin ucundaki ışığı göremedim daha henüz. Bir inemedik o trenden bir türlü. Oradayız biz. Ben seni anlıyorum. 93'lü, 92'li, 90'lılar var ya. Onlar ayrı bir isyankar. Onlar ayrı bir asi. Onlar vallahi bunların... Vallahi düzene gitmedik bir türlü. Bunlar, tabii canım ne yiyecek siz? Ortalığı karıştırdınız zaten. Orada kasıp kavurdular ortalığı. Ondan sonra düzene giremedik biz hala. Ne giremeyecekse hiç... Birbirliklerini okuyorlar. Biz 84'lüler, 85, 83'lü, 82 garibanlar. Bize ne dersen vur kırbacı sesimiz çıkmaz böyle. Gıkımız çıkmaz. Ancak içimizde birbirimizi yeriz. O kadar. Aynen öyle. 99'lular herkesi zaten uzaydan gelmiş gibi görüyor. Nereden geldi bunlar? Ben niye bu dünyadayım falan modundalar. 99, evet. 2000'liler. Milenyum çocukları onlar efendim. Yani hepimizin ayrı bir niye geldik? Niye doğurdun beni? Neden doğurdun beni dünyaya getirdin? 98, 99 ve 2000'lerin sorusudur bu. Fikstir yani. Peki efendim. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oğlak veya yükselen burcu oğlak olanlardan devam ediyoruz efendim. Oğlaklar hayatınızla ilgili yeni kararlar aldığınız bir zaman dilimi içindesiniz. Yeni başlangıçlar içerisine gidiyor oğlak veya yükselen burcu oğlak olanlar. Adeta yeni planlar içerisine giriyorlar. Böyle bir tatil planları olabilir. Yeni iş
Yani iş hayatlarında yeni bir değişim içerisindeler ama birazcık da mutlu olmak, hayatın eğlence ve keyiflerini keşfetmek istedikleri de bir zaman dilimi içerisinde olacaklar. İş hayatlarında eğer bir takım mutsuzluklar, endişeler, kaygılar varsa burayla ilgili çözülmeler yaşıyorlar. Adeta bu bir kutlama haftası diyebiliriz. Bir şeyleri kutlayacaklar. Bazı sıkıntılar ya da bazı problemleri yönetmek zor olabilir hafta başında ama hafta ortasına doğru daha iyi, daha güzel olacak. Daha kendilerini güçlü hissedecekler. Kova burcundaki Satürn'ün şu anki hareketi geri hareketli olması, biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz Satürn. Buradaki geri hareketi sizleri birazcık daha bazı konularda eski kalmış projelerinizi, iş hayatınızdaki bazı eski projelerinizi tekrar göz önüne almanız gerektiğini gösterebilir. Yeni bazı sözleşmeler imzalayabilirsiniz, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Çevrenizden yatırım teklifleri geliyor olabilir. Parasal yatırımlara 3 Haziran'dan sonra giriş yapın. Yeni bir projeye giriyorsunuz, yeni bir işe giriyorsunuz. Bu size çok para kazandıracak, yeni bir başlangıç içerisinde olacaksınız. İkili ilişkilerinizde yeni atacağınız adımlar, yeni kuracağınız bağlantılar çok değerli olacak. Bazı bağlantılar ya da bazı yapacağınız bu haftaki görüşmeler çok önemli görüşmeler olacak. Sadece artık verdiğiniz sözler ya da yarım kalan işler varsa bunları tamamlama yoluna gitmeniz gereken bir hafta içerisindesiniz. İş hayatınızda büyük adımlar içerisinde olacaksınız. Büyük başlangıçlar içerisine çekileceksiniz. Duygusal dünyanızda da yeni ilişkiler kuracağınız, aşk hayatınızın da renkleneceği bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Kova veya yükselen burcu Kova olanlar bu hafta içerisinde özellikle 4 ve 5 Haziran tarihleri sizler için çok önemli olacak. Orada bir takım restleşmelere gitmemeniz gerekiyor. Restleşmeler içerisinde olmayın. Bir takım geçici durumlar olacak. Bunları kalıcı hasarlara dönüştürmeyin. Kendi içinizdeki bu restleşmeler ya da iş hayatınızdaki bu restleşmelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çok oralı olmayın. Her şey gerçek anlamda farklı bir şekilde sizin yönünüzde, sizin isteğiniz şeklinde zaten gelişecek. Orada sadece yapacağınız hareketler çok önemli olacak. Taşınma, evinizle ilgili bir takım sorunlar, bunları çözmeniz gereken durumlar olabilir. Belki de yönetici gezegeniniz Satürn'ün de Kova burcunda gerileyecek olması yine sizin yeniden geçmişte kalan, yani son bir yıldır çözemediğiniz bir takım aksayan problemleri gündeminize getirip bunları yeniden çözüme götürebilir. Dedikodulara karşı biraz daha dikkatli olun. Stres ve yoğunluk içerisinde çalıştığınız birkaç haftadır artık bu haftadan sonra sorumluluklarınız birazcık daha azalacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sabırlı olun. Sadece 4-5 Haziran zamanlarında hem ilişkileriniz hem iş hayatınızla ilgili restleşmelere gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Yeni yapacağınız işlerden çok güzel teklifler alacaksınız. Yeni bir düzene geçiyorsunuz. Beslenme şeklinize ya da sağlıkla ilgili konularınıza daha dikkat edin ve spora başlayabilirsiniz. Kendinizle ilgili çok farklı gelişmeler içerisine gireceksiniz. Balık veya yükselen burcu balık olanlar da bu hafta içerisinde yeni ayla birlikte hayal kırıklığına uğradıkları konularda artık yeni adımlar atacaklar. Uzun süredir bir takım konularda hayal kırıklığına uğramışlardı. Şimdi o hayal kırıklıklarından böyle güçlendikleri, yeni hayaller kurdukları, yeni adımlar attıkları bir zaman dilimine giriş yapıyorlar. Düşündüğünüz şeylerin, uzun zamandır düşündüğünüz şeyleri harekete geçiriyorsunuz bu hafta içerisinde. Arkadaşlık ilişkilerinizde büyük değişimler söz konusu olacak. Gizlenen durumlar varsa, gizlenen durumlara karşı bazı şeyler artık daha fazla ayyuka çıkıyor, daha fazla konuşuluyor. Sadece kendinizi çok köşeye sıkışmış, çok değersiz hissediyor olabilirsiniz. Burayla ilgili çözülmeler yaşayacaksınız. Burayla ilgili sonuçlar alacaksınız. Kendinizi daha iyi ve daha güçlü hissedeceksiniz. Yeni adımlar atacaksınız diyebiliriz. Yeni başlangıçlar içerisine gireceksiniz. Ve bu adımları daha iyi bir şekilde şekillendireceksiniz. Taşınmak istiyorsanız, yer değiştirmek istiyorsanız, aracınızı satmak, gayrimenkul almak, kredi çekmek bu hafta 3 ve 4 Haziran'ı değerlendirebilirsiniz. Burayla ilgili çalışmalarınızı yapabilirsiniz diyoruz. Evet, koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Böyle hızlı hızlı geçen aylar içerisinde haftalar ne ki değil mi? Zaman çabuk geçiyor. Haziran ayına giriyoruz. Önümüzdeki hafta 30 Mayıs'ta da gerçekleşen artık yeni aydan sonra çok güzel, harika bir Haziran ayı bizleri bekliyor. Zaman hızlı geçiyor. Kendinize ne değer kattığınız, hayatınıza ne bıraktığınız, şöyle arkanıza dönüp baktığınızda koskoca 5 ay ne yaptınız acaba? Hiç düşünüyor musunuz? Kendinize bir öz eleştiri yapmaya ne dersiniz?
Sanki kendinizi yeniden tasarlamak, ihtiyaçlarınızı yeniden görmek, eksikliklerinizi tamamlamak diyebiliriz biz buna. Hiç kimseyle ilgilenmeyin. Kimsenin düşüncesi sizin gerçekliğiniz hiçbir zaman olamaz. Hiç kimsenin düşüncesini de önemsemeyin. Kendi gerçekliklerinize bakın. Kendi düşüncelerinize bakın. Kendi inandığınız hayallere, kendi inandığınız yollardan yürümeye devam edin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Güzel bir yaz ayı diliyoruz aynı zamanda. Artık bir yaz dönümü başlıyor. Hepimiz için güzel bir dönem olsun. İnşallah bolluk, bereket içerisinde geçsin diyoruz. Haftaya cumartesi yine aynı saatte, yine çok sevdiğimiz kanalımızda sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.